Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli arkadaşlar, güzel söz, gönül alan, onur kırmayan, hak ve doğruyu gösteren bütün sözlerdir. Fertler arasında sevginin, hak ve doğrunun üstün tutulması, nefret ve düşmanlığın giderilmesi, hakka uygun sözlerle mümkün olmaktadır. Allah bir toplumun diğerini ayıplamamasını, kusurlarını araştırmamasını, aleyhinde iftira ve gıybette bulunmamasını emretmektedir. Hucurat suresine baktığımızda bunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da bazı hadisler nakledilmiştir günümüze kadar. Mesela bunlardan bir tanesi Tirmizi'de geçen bir hadis-i şeriftir. Mümin dil uzatıcı değildir, lanet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir. Yine arkadaşlar İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında iki adam arasında karşılıklı sövme oldu. Bunlardan biri sövdü, diğeri sustu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oturuyordu. Sonra diğeri aynı sözü geri çevirdi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı ve meclisten dışarıya çıktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler sordular. Niçin kalktın ya Resulallah? Efendimiz şöyle buyurdu. Melekler kalktı, ben de onlarla beraber kalktım. Bu sövülen, sükût ettiği müddet melekler bu sövene sözü geri çeviriyorlardı. Ne zaman ki bu adam sövenin sözünü geri çevirdi, melekler kalktı, gitti buyurmuşlardır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur arkadaşlar. Sövülen, iki kimsenin söyledikleri sözün günahı, sövülen hududu aşmadıkça İlk söze başlayan üzerinedir. Müslümana sövmek fasıklıktır. Size kötü olanlarınızı haber vereyim mi? Kovuculukla dolaşıp insanlar arasını bozan ve temiz kimselere ayıp isnat edenlerdir. Evet. Hazreti Ali arkadaşlar çirkin laf edenle onu yayan günah işlemek de eşittir demiştir. İbni Abbas da Hucurat suresinin 11. ayetini izah ederken bir kısmınız bir kısmınıza dil uzatmasın. Muhakkak Allah çirkin söz kaçıranı, kasten çirkin söz söylemeye yelteneni sevmez buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde arkadaşlar dilin insana getirdiği kötülük ve belalara değinerek şöyle demiştir. İnsanlar diliyle söylediklerinden başka bir şey yüzünden yüzüstü ateşe atılırlar mı? Evet, demek ki arkadaşlar dil böyle bir hadisedir. Dil belasından Allah'a sığınmak lazım. Yine Gül-i Rana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste de şöyle buyururlar. Mümin ayıplamaz, lanet etmez, kötü söz söylemez. Evet arkadaşlar, İmam-ı Nevevi de bu konuda şöyle der. Her mükellefin, yani faydalı sözlerden başka dilini her sözden koruması lazımdır. Faydadan uzak bir söz uzadığında sünnet olan onu kesmektir. Çünkü mübah olan bir söz kısa zamanda harama veya mekruha çekilebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çeşitli hadislerinde iflasın ne olduğunu ve uygulama şartlarını göstermiştir. Bir gün çevresindeki sahabelere dönüyor, müflis kimdir diye soruyor. Sahabe kiram da bize göre müflis, kendisine ait hiçbir dirhemi, yani nakit parası, malı kalmayan kimsedir diyorlar. Bunun üzerine Medine'nin gülü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden gerçek müflis şudur. Kıyamet gününde namazını, orucunu, zekatını getirir. Bu arada başkasına sövmesi, zina iftirasında bulunması, kan dökmesi ve başkasını dövmesi ile ilgili kötü amelleri gelir. Bunlara karşılık iyi amelleri, hasenatı verilir ve borçları, yani kul hakları bitmeden iyi amelleri tükenir. Alacaklıların hataları kendisine yükletilir ve ateşe atılır. İşte arkadaşlar, müflisi Efendimiz böyle tanımlıyor. Allah dili kendisini zikredelim diye vermiş. İnsan arkadaşlar diliyle, bir sözle binlerce salavat getirebilir. Allah'ım, yeryüzünde insanların aldığı verdiği nefesler kadar sana salat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ile selam olsun.
Allah'ım yağmur taneleri kadar, deniz köpükleri kadar, denizdeki kumlar kadar, denizdeki damlalar kadar, şu ana getirilmiş, şu ana kadar getirilmiş ve bundan sonra getirilecek salatü selamlar kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselama salat ile selam olsun Allah'ım. İşte arkadaşlar bakın bir söze milyonlar dakika, milyonlar yıl mana yükleyebiliyoruz. Aynen öyle de Allah muhafaza başka birine küfretmek, küfürlü söz söylemek ortamdaki melekleri dahi kaçırıyorsa o insanın kalbi ki meleklerden bile üstün kıvama gelebilir ne hale geliyor? Hem sövenin kalbi hem sövülenin kalbi ne kadar kırılıyor ve ne kadar büyük fitnelere ve düşmanlıklara arkadaşlar sebep olabiliyor. Hele hele ahir zamanda insanların arkadaşlar böylesine fitne, fesat bir ortamda arkadaşlar yetiştiğini, büyüdüğünü düşünürsek daha çok dikkat etmemiz gerektiğinin bilincine de varırız. Allah bizi güzel söz söyleyenlerden eylesin. Zaten laf taşıyanlarla ne arkadaşlık edilir ne dostluk edilir. Onlar arkadaşlar sadece kendilerini ön plana çıkarmak için başkaları hakkında konuşan aciz insanlardır. Onların şerrinden de Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Allah'ım Efendimiz aleyhissalatu vesselama senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar salat ile selam olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.